Herkese merhabalar. Şimdi de kameradan çektiğimiz görüntüyü kaydetmeye bakalım. Dosyamızı oluşturalım. Kamera. Şimdi şöyle çıkış olarak yani kaydedilecek dosya ben buraya çıktı yazayım. CV2 nokta diyor buraya. Yazacağım. Şimdi buraya çıktı olarak oluşturulacak dosyanın adını yazacağız. İşte ne olsun? Kamera kayıt nokta uzantısı avi olsun. Daha sonra CV2 video Delivery Writer hangi formatta kaydetsin? XSuite olsun. Şimdi daha sonra kare sayısını belirleyeceğiz. Yani kare sayımız 20 olsun misal. Ve daha sonra da ekran çözünürlüğünü belirleyeceğiz. 640'a 480 yapalım. Şekilde. Şunu biraz şöyle yapalım tam gözüksün. Daha sonra while diyelim. Capture. Ve şimdi true false kamera video diyelim biz buraya. Video. Şöyle yapalım. Video olsun. Eşittir. Kamera nokta kameradan okutalım. If eğer true false değerimiz bizim true ise şu işlemleri yap diyeceğiz. Yani buradaki değişken aslında bu. Buraya herhangi bir görüntü geldiği zaman bu true olacağı için program buradaki döngüye geçecek. Zaten herhangi bir değer gelmezse false olacağı için de buraya atlayacaktır. Şimdi video eşittir CV2 biz buradan neyi kaydedeceğiz videoyu ve değeri 0 olsun. Şimdi onların detaylarına değiniriz. Şey alıyorum. Çıktı. Nokta. Write yani yaz. Çıktı. Yaz neyi yazacak? Şunu. Videoyu. Şuradaki videoyu yazacak. Şurayı bir önce açıklama satırı yapalım. Onu sonra değineceğim. Daha sonra ekranda gösterelim. Bu arada görüntümüzü. Pencerenin adı kaydet olsun. İyi kaydedecek bu. Video.
Şimdi if buradan programı sonlandırmak için 8K 25 milisaniye is ff eşittir old Q'ya basınca çıksın quit. Ondan sonra ekleyelim. Döngüyü sonlandıralım. Daha sonra buradan kamerayı kapatacağız. Ondan sonra çıktı dosyamızı sonlandırmamız gerekiyor. Onu da kapatacağız. Daha sonra açık olan penceremizi de kapatacağız. Bu şekilde. Şimdi bir çalıştıralım. Kaydetmedik tabii. Nereden kaydettim? Nerede hata verdi? Yanlış mı yazdık? Heh, doğru, şurada bir virgül unutmuşuz. Şimdi. Evet. Writer yazacaktık buraya. Nerede hata yaptık? Şimdi şöyle yapalım şuraya. Gerçekten herhangi bir değişken de koysak oluyordu. Acaba boşluk var diye mi yapıyor bunu? Kamera yazmış bu arada. Kamera olsun. Şunu yazalım. Neydi o? Bakalım. Bir de öyle bakalım. Şunu eklemediğimiz için mi? Virgül değil nokta olacak. Tam burası kamera olacak. Kep değil. Tamamdır. Şu kısma gerek yok artık. O zaten bir kere çalıştırdığımız zaman bir sonraki programlarda gerek olmuyor. Ancak yeniden başladığında o import os ve diğer kısmı yazdığımız kısım olmadığı zaman yine hata verecektir. Şekilde. Videomuz düz. Bu kısım
Videoyu ters çevirmeye yarıyor. Yani şu şekilde videomuzu ters çeviriyor. Yani her kareyi dikey yönde çevirip kaydetmeye yarıyor. Elini alırsak ne olur? Şimdi. Evet, tabii kaydedilen dosyayı unuttuk bu arada. Neyse, şimdi bu bunu kaydetsin şöyle. Gördüğünüz gibi. Programı sonlandıralım. Sonlandı. Şimdi bu dosyamızı açalım. Zaten yazmıştık daha önce bunu. Bu şekilde. Benziyor. Kamera. Abi. Şurada şey yok. Ne de neyse dursun bir şey olmaz. Gördüğünüz gibi kaydettiğimiz videoyu oynatıyor. Video kaydetme bu şekilde. Bitti mi? Bitti sanırım. Evet, bitince böyle bir hata verdi. Neden? Çünkü geriden gelen bir görüntü yok.